bu durumu iki yönlü ele almak gerekiyor. Bir, bu katliamın, yaşanan katliamın sorumlusu olarak devlet cephesinde, iktidar cephesinde ne yapıldı? İkincisi de doğa savunucuları, yaşam savunucuları bu konuda ne yaptılar? Burada da tabii ki öncelikli olarak ekoloji örgütleri ne yaptı? Aslında bunu değerlendirmiş olacağız. Devlet yanına baktığımızda başta söyledikleri ve hem yasal olarak hem meşruiyet açısından hiçbir geçerliliği olmayan, bilimsel olmayan açıklamalarının çok daha katmerlenmiş yalanlarla ortaya çıktığını gördüğümüz bir süreç oldu. Üstelik ilk yapılan iktidar cephesindeki açıklamalarda, resmi ağızlardan yapılan açıklamalarda bizler daha böyle yoruma açık durumları görmüştük. Fakat bugün artık hepsi belgeleriyle önümüzde. Mesela belgelenenler arasında en ciddi şeylerden birisi olarak İliç'teki Çöpler Maden Havzası civarında 400 metrelik bir fay alanının bulunduğu ve bunun bölgede çevre etüdü yapılırken o siyanür havuzunun kurulma, işletme tesisinin kurulması aşamasında bunun raporlara işlenmediği şeklinde. İkincisi yine bölgedeki su kaynaklarının bundan etkileneceği çok açıkken ki ilk günlerde duyduğumuz açıklamalarda Fırat'a kesinlikle karışan bir şey yok, bulaşan bir şey yok gibi açıklamalar dinlemiştik. Bugün Fırat Nehri'nin belli bir bölümünün haritada yok sayıldığını, gösterilmediğini gördüğümüz raporlarla, belgelerle artık konuşabilir durumdayız. Bu aslında yaklaşımı gösteriyor ve güncel durumda 9 işçi hala toprağın altında. 20 milyon ton siyanür posasının bu işçilerin üzerinde olduğu şey yapılıyor. Şu an aileler çok tepkili. Geçmişte yaşanmış deneyimler var ve orada can olduğunu bilmek insanların şu an duygularını tetikliyor olsa da yapılan açıklamalar bir arama kurtarma faaliyeti olarak asla adlandırılabilecek durumda değil. Teknolojik olarak bunun altyapısı zaten yok ama olmamasının sebebi olanaksızlık ve benzeri değil. Depremde de gördük. Yani Türkiye'nin TÜİK verilerine bir girdi verisi olarak inşaatın eklenmesini, beton ekonomisinin eklenmesinin sebebi olan malum Beşli Çete'nin araç parklarındaki kepçeler, kamyonlar hepsi afet bölgesine anında yönlendirilseydi belki bu kadar can kaybı yaşanmayacaktı. Hani böylesi bir karşılaştırma içerisinde bir olanaksızlığın söz konusu olduğunu düşünmüyoruz. Ekoloji örgütleri açısından iyi bir tepki örgütlendi. Türkiye'nin her yerindeki maden faaliyeti daha çok konuşulur, daha çok teşhir edilir hale geldi. Hatta şöyle bir şey oldu. İliç'te bu katliam yaşandıktan hemen sonra işte ilk açıklamalar yine özellikle siyanürlü maden faaliyeti başta olmak üzere bu tür maden faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanlardan geldi. Ordu Çevre Derneği ilk ses verenlerdendi. Çünkü Fatsa Altıntepe'de benzer bir süreç yaşanıyor. Artvin yine aynı şekildeydi. İşte Gümüşhane'den sürece dahil olanlar oldu. Ya da Ege'deki ekoloji örgütleri çok ciddi bir dayanışma sergilediler. Mesela İliç için şunu söylüyoruz. Yani evet 13 Şubat'ta orada bir katliam yaşandı. Ama İliç'te zaten bu katliam yaşanmasa da çok büyük bir ekokırım var. Bu siyanür orada işte bu kayan, biriken Pasa Dağı bir dağ oluşmuş artık. Yani hani şeyden, atıktan. Pasa Dağı ilk biriktirilmeye başladığı andan itibaren zaten işte siyanür var, yayılan başka 38 ayrı rapor edilmiş kimyasal madde var. Bunun gibi durumların hepsinin toptan yönetilmesi gerekiyor. Madencilik faaliyeti yapan emperyalist ülkeler, kapitalist ülkeler bu faaliyetlerini kendi ülkelerinde çok sınırlı yapıyorlar ve inanılmaz bir koruma içerisinde yapıyorlar. Örneğin daha önce
belirtmiştik. Siyanür Avrupa'da yasak. Amerika'da yasak. İliç'teki maden faaliyetini yürüten şirketin menşei olan Kanada'da yasak. Bu oralarda böyle hayata geçiriliyor. Ama bizimki gibi ülkelerde hiçbir koruma tedbiri alınmadan ne çalışana ne çalışılan sahaya hiçbir şekilde bir tedbir alınmadan ve sonrasındaki rehabilitasyonu da planlanmadan bir vahşi maden faaliyeti örgütleniyor. Şu çok açık. Bölgeye gitmek isteyen bütün halk adına o bilgiyi kullanacak olan örgütler engellendi. Sivas Erzincan sınırından öteye bile geçirilmediler. TMOP heyeti, TTB heyeti ilk andan itibaren olaya müdahil olmak istedi. Yine KESK bir heyetle bölgede çalışma yapmak istediğini söyledi ama bu başvuruların hepsi reddedildi. Demek ki orada bir suç var. Kürdistan özelinde özel savaş politikaları üzerinden yürüyen bir zaten ekokırım var. Bunu biz geçmişte daha çok toprağın üstünde somut olarak görüyorduk. Neyle görüyorduk? Askeri üslerle görüyorduk. Emperyalist ülkelerin üsleri olan işte Amerika'nın radar üssü, Rusya'nın bilmem nesi, İsrail'in osu, işte füze kalkanları, radar merkezleri ve benzeriyle askeri üsler, askeri alanlar oluşturuluyordu. Sonrasında kale kollarla gördük yine benzer şeyi. Bugün yine buna çok yakın bir haritayı toprağın altı için görüyoruz. Yerin altında bir şey var bu defa. Talan var. Yerin altından halklara açılmış bir savaş var. Bu savaşı böyle görmek gerekiyor. Şu an Türkiye'nin her yeri delik deşik edilmiş durumda. Yani bir yerden bir yere giderken yol üstünde gördüğümüz dağların yüzündeki yara bere gibi görünen, yırtık gibi görünen o vahşi saldırıların sadece çok küçük bir yüzü aslında. Yerin altında çok daha büyük bir talan var. Yerin altında çok daha vahşi bir katliam var. Yaratacağı etkileri yıllar içerisinde gözlemleyeceğiz ama bunu söylemek çok acı. Yani biz 10 yıl sonra Çernobil sonrası Karadeniz'de yaşandığı gibi 10 yıl sonra bölgede pik yapan, çok hızlı artışa geçen kanser vakaları görmeye başladığımız zaman sadece şunu mu diyeceğiz yani evet İliç'te o şey olmuştu ya hani siyanür sızmıştı toprağa işte onun etkileri şimdi ya da işte deprem bölgesi için 6 Şubat depremlerini yaşayan afet bölgesi için şunu mu diyeceğiz 10 yıl sonra insanlarda kronik hastalıklar toplu olarak baş gösterdiğinde asbest vardı ya ondan oldu. Ne yapacağız onu düşünmemiz gerekiyor gerçekten ve tam da burada da az önce söylediğim yere dönmemiz gerekiyor. Bir talep olarak bu madencilik faaliyetlerinin bir şekilde son bulması gerekiyor. İkincisi de kamu yararına, halkın yararına bir madencilik nasıl yapılır illa bu yapılacak diyorsanız bunun tartışılması, bunun siyasal, sosyal enstrümanlarının üretilmesi gerekiyor. 50 yıl, 100 yıl gibi uzun bir sürece yayılacak bir katliam, bir felaket var. İliç'le birlikte düşündüğümüzde, bunun sonuçlarıyla birlikte düşündüğümüzde de Fırat Dicle Havzası'nın bulunduğu yer açısından Kürt halkına, Kürt halkımıza ve Kürdistan'daki ekoloji örgütlerine özel olarak da yüklenen bir sorumluluk var. Özel olarak bu sorun üzerinden saha verilerinin elde edilmesi ve yaşanabilecek sorunlara tedbir mahiyetinde somut çözüm olabilecek, sahada uygulanabilecek çözüm olacak politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Kamuoyunun öncüsü olan ekoloji örgütlerine ve bilim insanlarımıza da, namuslu bilim insanlarımıza da çağrımız elbette ki budur.